Yardımcı öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 6. sınıflar, bugün sizlerle birlikte matematik dersi 2. dönem 1. yazılı örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazılı hazırladım sizlere. Bu yazılı içeriklerini hem yardımcıogretmen.com sitemizden, aşağıya da açıklamaya da koydum. Hem de Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz ve yeni isteklerinizi bize oradaki yorumlarda bizlere ifade edebilirsiniz. Yazılımız oldukça güzel oldu. Her yazının üstünde kaç puan değerinde olduğunu söylüyor. Ve bizim Instagram sayfamızda yorumlara bu yazıldan kaç aldığınızı da yazabilirsiniz. Öğretmenim işte YouTube'a attığınız yazıldan şunu aldım gibisinden. Sizin dönüşlerinizi de okuyacağım sevgili öğrencilerim. Hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Aşağıda işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Basit bir 4 işlem sormak istedim. Kesirlerde bölme işlemi var arkadaşlar. Öncelikle bölme işlemini yaparken birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarpmamız gerekmekteydi. Bu, bu noktaya geldiğimizde sadeleştirme var mı diye kendimize soruyoruz. Ve burada arkadaşlar sadeleştirme olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisi de 3'e bölündü. 3'ü 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. Ve 3 kere 2 6 bölü 5 şeklinde bırakabiliriz arkadaşlar. Sadeleştirme varsa mutlaka yapın. Matematik sizden soruların en sade halini ister. Buraya bakalım. Paydasında görünmeyen bir var. Birinci kesiri aynen yazdık. Bölmeyi çarpmaya çevirdiğimiz için ikinci kesiri ters çevirip çarpmam lazım. Baktığım zaman paydadaki sayılarla pay kısmındaki sayılar sadeleşmediği için direkt çarpıyoruz. 36 bölü 7 sonucuna ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar 1000 ile kısa yoldan çarpmayı gösteriyor. Bakın 3,45 var. Sevgili öğrencilerim bin de 3 tane 0 olduğu için virgül 3 basamak sağa kayması gerekiyor. Fakat burada 2 basamak var. Ben oraya bir tane 0 koyup da kaydırırsam 3 basamak kaydırmış olurum. Ve arkadaşlar artık virgülden kurtulduğu için sayımız 3450 olarak karşımıza geliyor. Neden sıfır koyduk? Çünkü 3 kere kaydırmamız gerekiyor. O zaman 3 basamak olacak kadar sıfır koydum ve sonrasında kaydırdım. Yine aynı şekilde buraya bakalım. Benim 2 kere kaydırmam gerekiyor. 456,23. E burada zaten 2 tane sayı var. Sıfıra ihtiyacımız yok. Kaydırdık sağa doğru. Özür dilerim bu kez bölmeymiş. Bölme olduğu için arkadaşlar 2 tane sola kaydıracağım. Az kalsın yanlış yapıyordum. 2 tane sola kaydıracağız. Şöyle düzgünce yazalım tekrar. 456,23. Virgül 2 basamak sola kayacak. E zaten iki tane sayı var burada. O zaman şöyle yapacağız. Virgülü tam buraya getireceğiz. 4,5623. Şöyle 5623 diye yazalım arkadaşlar. Bakın bu bir bölme olduğu için sola kayacak virgül. Çarpma olduğunda ise sağa kayacak sevgili öğrencilerim. Burada soruyu doğru yapanlar arkadaşlar Burada arkadaşlar 2.5 çarpı 5 şeklinde düşünün 4 diye düşünebilirsiniz. Cevabımız 10 puan değerinde olacak. Evet geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Burada da cebirsel ifadeleri yazmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen sayı yazalım. Aynısını ben bir Reels olarak Instagram'a da paylaştım arkadaşlar. 90 saniyede durumu anlatmaya çalıştım. Hemen bakalım soruyu arkadaşlar. Bir sayının iki fazlası x bir sayımız olsun. Bunun iki fazlası artı 2'dir. Bir sayının 7 katı kat demek çarpmak demek arkadaşlar. Bir sayı x olsun. x çarpı 7 arkadaşlar. Çarpma işlemi nokta olarak gösterilir. 7 çarpı x diye yazabilirsiniz. Ya da direkt olarak hiçbir şey arasına koymadığınızda o da çarpma anlamına gelir. Bir sayının 5 katının 12 eksi x'in 5 beş katı 5x. 12 eksi eksi 12 çarpma işlemini yukarıda anlattığım için hızlı bir şekilde anlattım. Bu kez arkadaşlar iyi dinleyin. Bir sayının 9 eksiğinin önce 9 eksiğinin 4 katı diyor değil mi? Eğer ki ben bunu böyle bırakırsam işlem önceliği göre önce çarpma yapılır. Halbuki ben önce eksiltecektim. Dolayısıyla öncelik katması açısından buraya bir parantez koyun. Kısaca şöyle özetleyelim. Çıkarma veya toplama önce yapılacaksa çarpma veya bölmeden o zaman parantez içine almayı unutmayın diyelim. Bir sayının 8 eksinin 6'ya bölümü x eksi 8 bakın bölme işlemi var bölü 6 diye yazabilirsiniz ya da x eksi 8 bölü 6 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de doğrudur sevgili öğrencilerim. Eşkenar üçgenin çevresi diyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin çevresini şu şekilde yapalım. Her kenarı aynı olduğu için x, x, x diye ifade etsek çevresi demek, hepsinin toplanması demek. Kaç tane x var? 3 tane x var. Cevabımız 3x olacak. Dolayısıyla arkadaşlar buradan her soru 2 puan, 12 puan daha kazandınız ve çalışmamıza devam ediyorum. Aşağıda verilen oranların altlarına kutularına birimli ise birimli değilse birimsiz oran olarak yazınız diye sormuş arkadaşlar. Yine bunun da Instagram'da bir reel'ını attım. Onu da bakmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim, oranlar aynıysa sevgili öğrencilerim, oranlar aynıysa birimsiz olacak. Oranlar farklıysa birimli olacak. Ne demek oranların aynı veya farklı olması? Şimdi gösterelim. Arkadaşlar kilosunun boyuna oranı diyor. Can'ın kilosunu biz kilogramla gösteririz. Boyunu ise santimetre ya da metre ile gösteririz. Arkadaşlar santimetre ya da metre bir uzunluk ölçüsü. Kilogram ise arkadaşlar bir kütle birimi olduğu için bizim oranlarımız farklı oldu. Farklıysa birimli orandır arkadaşlar. Şöyle buraya birimli oran diye yazalım. Ali'nin eve olan uzaklığının okul olan uzaklığın oranı. Uzaklık atıyorum ne olsun kilometre cinsinden olsun. E aşağısı da kilometre cinsinden olsun. E dolayısıyla arkadaşlar ikisi de uzaklık oldu bunların. Yani aynı birimler oldu. Uzaklık birimleri. Dolayısıyla bakın burada birisi kilometre, birisi metre olsaydı da fark etmezdi. İkisi de uzaklık birimi sonuç olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birimsiz oran olacak. Oranlar sadeleşti gibi düşünebilirsiniz. Gamze'nin yaşının Hatice'nin yaşının oranı. Bakın yaş bölü yaş. Bakın yine oranlar aynı artık birimsiz oran diye hızlıca yazıyorum. Süt miktarının kaynama süresi oranı. Arkadaşlar süt miktarı litre cinsinden gösterilir, sıvıları ölçme birimi. Kaynama süresi ise arkadaşlar saat, dakika, dakika cinsinden gösterelim arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu bir zaman birimi. Bu ise sıvı ölçme birimi arkadaşlar. E şimdi oranların birbirinden farklı olduğu bir durum var. O zaman buna da ne diyeceğiz? Birimli oranını diyeceğiz. Evet soruların hepsini doğru yapanlar her soru 2 puan değerindeydi. Ve buradan 8 puan da kazandılar. Çalışmamıza devam ediyoruz. 30 puanlık kısmı geride bıraktık. Evet doğruysa ise de yanlış sayıya yazacağız. Her soru 2 puan değerinde 5 tane sorumuz var. 25 metre bölü saniye birimsiz orandır diyor. Hayır birimlidir. Çünkü uzunluk ve zaman farklı birimler olduğu için burada birimli oran olduğunu söyleyebiliriz. Oran iki çokluğun karşılaştırmasını sağlar. Doğru bir ifade. Bazı oranların birimi yoktur. Evet, doğru bir ifade arkadaşlar. Oran yazılırken ilk söylenen paya, ikinci söylenen payda yazılır. Bu da doğru bir ifade. Oranlar her zaman basit kesir olmalıdır. Böyle bir şartımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu cevabımız yanlış bir ifade olarak karşımıza geldi. Arkadaşlar geldik bir başka soruya. Burada da her soru 2.5 puan değerinde. İlk soru da bu şekildeydi. Orada yanlışlıkla 5 yazılmış arkadaşlar. Puanlamanızı buna göre düzeltin. Evet. Burada onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Bakın onda birler basamağına ne yazıyor? 4 yazıyor. Yani bu sayı onda birler basamağına kadar. Hiç değiştirmeden yazarsak 53,4 olur. Başka ne olabilir? Bunu bir arttırırsınız onda birler basamağına. 53,5 olur. İkisinden birisi cevabımız. Peki kim karar veriyor? 10'da birler basamadan hemen sonra gelen basamak karar veriyor. 9 bir üst 10'la yuvarladığı için onda birlere biz buraya 53,5'e daha yakın diyeceğiz. 53 tam 10'da 5. Evet birlere bakalım. birlerde burada ne var? 1 var. 1'e kadar komple yazıyorum arkadaşlar. Ve 2,81 ya da 2,82 olacak. Bakın bu kez birler basamanı bir arttıracağız ya da azaltacağız. Burada onda 1'lerde. Farkı sadece bu. Peki hangisini yapacağız? 3 karar veriyor. 3 diyor ki ben aşağıda kalayım. 2,81 e, yani 2 tam %81'e daha yakınım diyor. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Gelelim buna birler basama. Birler basamada 4 var. Yani bu sayı ya 404. Bir de birler basama bir arttıralım. 405. İkisinden birisi olacak. Hangisine daha yakın? Buna da bir sonraki basamak olan onda birler karar veriyor. Diyor ki 7. Dolayısıyla 405'e daha yakınım diyor. Düz hesap biz buna direkt 405 yazıyoruz. Neden? Birler basamağını yuvarladık. Artık küsuratından kurtuluyoruz. Buna geldik onda birler basamağı. Yine aynı şekilde onda birler basamağı 24,8'e kadar yazdık. Ya da 24, bunu bir arttırın. 9, ikisinden biri. Bakın şunu yapmayı öğrenseniz bile %50 şansınız var. Geri kalanını neye göre yapacaksınız? Sadece bir sonrakine göre bakarak. Bir diyor ki ben daha aşağıda kalayım. O zaman 24,8 olarak cevabımızı yazdık. Evet bu soruyu da hallettikten sonra geldik bir başka soruya öğretmenizin kesin soracağını düşündüğüm sorulardan bir tanesi bir cebirsel ifademiz var ve bu cebirsel ifadeye bağlı olarak e, terim sayısını sabit terim hepsini bulalım kaç terim vardır diye soruyor hemen bakalım terimler arkadaşlar toplama ve çıkarmalarla ayrılırlar dolayısıyla burada bazı terimlerin ayrılığını görüyoruz. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Bu konuda arkadaşlar öğretmenleriniz belki bunu işlememiş olabilir. Ben kısaca öğreteyim. Burada benzer terimler varsa benzer terimleri öncelikle düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani soruda 3x ve 9x yani 3 elma 9 elmadan kaç elma yapar arkadaşlar? 12 tane elma yapar gibi düşünebilirsiniz. Yine 5y'den bir tane y çıkarırsak 4 tane y kalır. Dolayısıyla 4 tane y yazabilirsiniz. Bir de eksi 8 var arkadaşlar. Bu şekilde soruyu istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer burayı bilmiyorsanız buradan devam edip kendinizi değerlendirin. Arkadaşlar şöyle bakalım şimdi toplama ve çıkarma şeklinde. Kaç terim var? 3 terim var. Sabit terim hangisi? Yanında değişken olmayan terim. Katsayılar hangileri? Artı 12 virgül artı 4 virgül sabit terim de bir katsayıdır. Eksi 8. Katsayılar toplamı ne diyor? Bunların hepsini toplayacağız. 12 ile 4'ü topladığımızda 16. 8 çıkardığımızda 8 oluyor. X yerine 3, Y yerine 1 yazarak bulalım diyor. Şuradan devam edecektik. 12 çarpı X artı 4 çarpı Y eksi 8. X yerine 3 yazdığımızda 12 çarpı 3 artı 4 çarpı 1 eksi 8. 12 çarpı 3 36 artı 4 eksi 8. 40 eksi 8'den cevabımız 32 olacak. Ben eğer ki hızlı anlatıyorsam beni yavaşlatın. Veya yavaş anlatıyorsam hızlandırabilirsiniz. Youtube'da böyle özellikler var arkadaşlar. Kendi hızınızda öğrenebilirsiniz. Evet geldik soruları yapmaya arkadaşlar. Burada bir takım klasik ve çoktan seçmeli sorular var. 6 tane soru her soru 5'er puan değerinde olacak. Bir otobüsteki çocukların sayısının yetişkinlerin sayısına oranı olduğuna göre arkadaşlar otobüsteki çocuk sayının tüm çocuk sayısına oranı kaçtır demiş. Burada rakam çıkmamış arkadaşlar. Hemen o rakamı ben kendim yerleştireyim arkadaşlar. Evet bir otobüsteki çocukların sayısının yetişkinlere sayısına oranı 3 bölü 5 olduğuna göre otobüsteki çocukların sayısının tüm çocukların sayısına oranı. Şimdi bakın arkadaşlar ilk yazılan ne olacaktı arkadaşlar? <laughs> Pay yazacaktı. Yetişkinlerin sayısını da payda yazacağız ve bunlar 3/5 bölü 5 oranına eşit. Arkadaşlar otobüsteki çocuk sayısının diyor arkadaşlar çocuk sayısının tüm yolcu sayısına oranı soruyor. Şimdi bu 3 birimmiş. Bu da 5 birimmiş. Çocuklar artı yetişkinler otobüsteki tüm yolcular olmaz mı? Olur. O zaman 3 birim artı 5 birim eşittir. 8 birimde tüm çocuklar, tüm çocuklar diyorum özür dilerim, tüm yolcu sayısı oluyor. Şimdi dediğini yapalım. Otobüsteki çocuk sayısını yukarıya, tüm yolcu sayısını aşağıya. 3 bölü 8 birim olacak sevgili öğrencilerim. Evet geldik bir başka soruya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buradaki 3 bölü 5 e, pdf'yi indirip geldiyseniz orada var. Sadece burada çıkmadığı için ekledim sevgili öğrencilerim. 3,7 c5 ondalık gösterim. Onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 3,8'miş. Yazalım sayıyı. Biz nasıl yapıyorduk? Ya 3,7 diyorduk onda birlere göre ya da 3,8 diyorduk. Bu yukarıya yuvarlanmış. Biz neye göre karar C'ye göre. C o zaman 5'ten daha büyük olacak. 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Bu rakamları yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak sevgili öğrencilerim. 5'i unutabilirsiniz. Oradan da kendinize 1 puan kırabilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Arkadaşlar çarpma işlemine göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar 10 çarparsak virgül bir basamak sağa kayar. Bu arkadaş bir basamak sola kaydırmış. Yanlış yapmış. Doğruları istediği için arkadaşlar bu iki şıkkı eledim. 2 zaten otomatikman bize doğru cevap geldi. Ama biz yine de bakalım. 2 basamak kaydıracağız ve 293 olacak. Doğru yapmış. Ve burada arkadaşlar şöyle gösterelim yine. 6,5. Ben 1000 çarptığımda 3 basamak sağa kayacak. O zaman 3 basamak olacak kadar 0 koyduğumda kaydırdım. 6500 oldu. Fakat bu 650 demiş. Bu da yanlış. Doğru yanıtımız yalnızca 2 oldu. Cebirsel ifade benzer terimler hangileridir? Arkadaşlar benzer terim olabilmesi için iki şart var. Bir değişkenler aynı olmalı. İkisi kuvvetleri yani üstleri aynı olmalı arkadaşlar. Bakalım. Burada x dediğimiz şey değişkendir. Üstünde de görünmeyen 1 vardır. Acaba bir tane daha böyle bir şey var mı? Bakıyorum. Evet varmış. X var. Üstünde görünmeyen 1 var. Bunlar 3x ile eksi x terimleri arkadaşlar bir benzer terimdir. Baktığımızda y'nin bir benzer terimi yok. Z'nin yok. Sabit terim zaten sabit terim. Dolayısıyla başka bir ifademiz yok. Cevabımız 3x ile eksi x olacaktı. Geçtik artık arkadaşlar son sayfamıza. Eğer ki videoyu buraya kadar beğendiyseniz, bir e, izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı emeğe saygı olarak görüyorum arkadaşlar. Emeğe saygı göstermek istiyorsanız da beğenebilirsiniz. Yorumu da Instagram'a yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. İçinde sarı kare, içinde A ile modellenen ifade aşağıda verilmiştir. Buna göre modelin cebirsel ifadesini vermiş. Burada kaç tane A var? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. 4 tane, 4 kere çarpmayı ifade eder. Ve artı 10 şeklinde biz bunu ifade edebiliriz. Gayet kolay bir soruydu. Bir de çözümleme sormak istedim. Çözümleme sorularına zorlanıyorsunuz. Size şöyle bir taktik göstereyim. Virgülü koyun. En büyük basamak ne? Yüzler basamağı. Yüzler basamağı birler, onlar. Yüzler basamağı. En küçük basamak ne? Yüzde birler var. Binde birler var. Binde birler de sağdan binde birler basamağı burasıydı. Artık bizim sayımızın 3'ü virgülden önce 3'ü de virgülden sonra olmak üzere 6 basamaklı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi artık ne yapacağız? Tek tek yazacağız. Yüzler basamağında ne varmış? 4 varmış. Birler basamağında ne varmış? 5 varmış. Bakın onlar basamağı yokmuş. Yüzde birler basamağında ne varmış? Yüzde birler burası arkadaşlar. 9 varmış. Binde birler basamakları 2 varmış. Peki boşluklara ne gelecek arkadaşlar? Boşluklara 0 gelecek. Ve cevabımız 405,092 olacak. Doğru yanıtımız C seçeneğinde saklıymış. Evet sevgili öğrencilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Instagram yardımcı Öğretmen sayfasından bizleri takip edebilirsiniz. Bir başka yazılı videosunda veya ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.